أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Ayete dönelim. La ikrahe fiddin. Dinde hiçbir ikrahın hiçbir türlüsü yoktur. Var mıymış? Anlatamadım o zaman. Var mı yok mu? Şimdi ya ben Süleymaniye'de 22 sene vaaz ettim. Cemaatle konuşarak vaaz ederdik. Burada ya ben konuştuğum zaman ne bileyim ki millet beni dinliyor mu dinlemiyor mu? Arada sıra da soracaksın ki ortaya çıksın. Hatta bazen böyle ilk vaaza başladığım zaman hafif uyuyanlar olurdu. Onlara dedim ki ya dinle ya da git direğin arkasında uyu. Benim konsantrasyonumu bozuyorsun. Yok ben soruyorum canım, sizin sorularınız başka. Ben kendi sorduğum sorudan şey yapıyorum. Şimdi dinde zorlama yokmuş değil mi? Ne Müslüman olduktan sonra kafir olduğu için bir zorlama var, ne ibadette zorlama var. Çünkü zorla yapılan ibadet ibadet değildir ki. Zorla olan iman iman da değildir. O insan açıkça kimliğini ortaya koymalı ki ben de ona bir şeyler söyleyeyim. Bir şeyler anlatayım. İnsanların inançlarını açıkça söyleyemediği bir toplumda ben Müslümanım diyen adamın Müslümanlığına ne kadar güvenebilirsiniz? Açıkça söyleyebilmesi lazım. Sonra Müslümanlık dediğiniz bir insana yapışık bir şey değil ki. Sen erkeksin. İstesen de kadın olamazsın değil mi? Erkeklik gibi bir şey değil ki. Anam belli, babam belli. Tamam. Bunları değiştiremezsin. Ama Müslümanlık öyle değil. Akşam Müslüman olursun, sabahleyin vazgeçersin. Sabah Müslüman olursun, öğlen de vazgeçersin. Onun için ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi diyor. Ey müminler inanın. Çünkü inanma olayı süreklilik isteyen bir olaydır. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Böyle bir tu diyeceğim falan dediğin zaman küt diye düşersin aşağıya. Sürekli dikkatli olmak lazım. Sürekli imanımızın şey olma desteklenmesi lazım. İbadetlerimizin sapasağlam olması lazım. Burada bir süreklilik ister. Efendim işte benim anam belli, babam belli. Ben kimin çocuğuyum? Ben ahirette sen ona hiç kimse sormayacak ki. Sen nesin diye soracaklar. Senin kimin çocuğu olduğun önemli değil. Herkes peygamber çocuğu kardeşim, ona bakarsan. Adem Aleyhisselam'ın çocuğu olmayan var mı? İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan olduğu kesin olan İsrailoğullarını Kur'an-ı Kerim nasıl geriyor?
Annesine babasına bakılmaz insanlar. Kendine bakılır. Sen nesin? Ve Müslümanlık da öyle ben nüfus cüzdanında yazıyor diye bir adam Müslüman olamaz. Onun için ben şahsen nüfus cüzdanında Müslüman diye yazılmasına kesin olarak karşıyım. Olmaz öyle bir şey. Ne demek o? Adamın kalbine yazılacak o. Kalbine yazılacak. Müslüman böyle gerçekten inanan bir insan olacak. Yoksa öyle sen adam inanmadıktan sonra da biz bütün hepimiz bu adamın Müslümanlığına, Müslüman olduğuna dair belge imzalasak Allah kabul etmedi mi ne işe yarar? Aksi de öyle. Bütün insanlar ona kafir deseler de Allah onu mümin kabul ederse adam bir şey olmaz. Bir eksiği olmaz. Onun için asıl yani Müslümanlık hiçbirimizin tapulu malı değil. Sürekli elimizden kaçabilecek bir kuş gibi. Çok dikkatli bir şekilde onu korumamız lazım. Devamlı kendimizi kontrol etmemiz lazım. Biz genellikle başkalarını ayıplamada çok çok ustayızdır da kendimize pek bakmayız. Aa baksana adam sapıtmış. Tamam da sen kendine bak. Sen de sapıtabilirsin. Dikkatli ol. Çok dikkatli olmamız lazım. Çok gayretli olmamız lazım. Hiçbirimizin tapulu malı değildir İslamiyet. Müslüman yaşayabilmemiz için de sürekli uyanık olmamız lazım. Sürekli aklımızı kullanmamız lazım. Çünkü yeryüzünde kendisini dindar kabul etmeyen hiç kimse yoktur. Bunu kafanıza koyun. Bu en dinsizi, en ateisti de kendini dindar sayar. O kendi kafasındaki dinin dindarıdır. Allah'ın dininin değil. Allah kendi dininin dindarını istiyor. Onun için Cenab-ı Hak Araf suresinin 30. ayetinde şöyle diyor. İnsanları iki gruba ayırıyor. Ferikan hede bir grubunu Cenab-ı Hak yoluna kabul etti. Ve ferikan hakka aleyhimut dalale ikinci grubuna da sapıklık hak oldu. Şimdi dikkat edin sapıkları. Sapıkları anlatıyor Allah. اِنَّهُمُ اتَّخَدُوا الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar şeytanları Allah'la kendi aralarına evliya olarak koyar. Kendilerini de dostu, Allah'ın da dostu sayarak araya koyarlar. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. Bunlar kim? Allah'ın kafir dediği kişiler. Dolayısıyla herkes kendini dindar sayar da çünkü dinsiz yaşamak mümkün değildir. Her insan Allah'a inanır. Bunu da hiç kafam aklımızdan çıkarmıyorum. Her insan en dinsiz, en ateist Allah'a inanır. Ben çok karşılaşmışımdır ateistlerle, dinsizlerle. Mesela bir tanesi ki çok meşhurdu bir zamanlar. Öldü. Hoca hiç uğraşma dedi. Epeyce konuştuktan sonra ben dinsiz bir adam, ben Allah'a falan inanmam dedi. Ben de hemen kalktım masasına bir yumruk vurdum. Bana bak dedim, sen yalan söylüyorsun. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam. Tabii inanıyoruz hoca dedi. Halbuki meşhur ateistlerdendi yani. Tabii inanıyoruz hoca dedi. Ama senin inandığın gibi inanmıyoruz. Hah işte mesele bu. Allah'a Allah'ın emrettiği gibi inanacaksın. Bütün mesele o. Şimdi bize derler ki Allah'ın varlığına ve birliğine inanacaksın. Kardeşim Allah'ı var ve bir kabul etmeyin. Bir tane adam bunun getirin yeryüzünde alnınızı öpeyim. Bir tane adam getirin ki Allah'ı var ve bir kabul etmiyor. Bize emredilen Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaktır. Bu çok önemlidir. Bazıları kendini ilah kabul eder, bazıları da başkalarını ilah kabul eder. Ne demektir ilah? Şimdi mesela Firavun diyor ki, Rabbukumul âlâ, vay kafir diyorsunuz.
E tamam vay kafir ama sen etrafındaki başka firavunları görmüyorsun da zannediyorsun bir tane firavun var yeryüzünde. Burada benim dediğim olur demek istiyor firavun olur. Başkasının sözü olmaz. Burada Allah'ın emri geçmez, benim emrim geçer diyor. Sen şimdi hem Allah'ın emri hem başkasının emri dersen işte araya ikiliği sokmuş olursun. O zaman araya başka tanrılar. Yalnız Allah'ın emri diyeceksin. Bunu demek ne kadar zor değil mi? Öyle o kadar kolay değil. Yalnız Allah'ın emri diyebiliyor musun? İşte bu çok zordur. Allah'ın varlığı bir kabul etmek hiç problem değil. Onu herkes çok rahat bir şekilde. Ama la ilahe illallah öyle o kadar kolay bir iş değildir. Allah'tan başka hiç kimsenin emri kayıtsız şartsız kabul edilemez demektir o. Onu demek bir yürek ister, cesaret ister, adam ister, adam olmayı gerektirir. Şimdi bunlar son derece önemli şeyler. Ve insanları da insanlardan kendilerini en çok Allah'la aldatırlar. En çok Allah'la aldatırlar. Ben Allah'a inanıyorum ya tamam der. Yani Allah var bir diyorum ya tamam. Kardeşim, güzel de senin hayatında o kadar çok tanrı var ki bir tane tanrı olması lazım. Şimdi bir televizyon programında reklam arasında bir kadın geldi. Dedi ki ben dedi ateistim dedi. Ben tanrı kabul etmiyorum dedi. Hatta canlı yayındayken demişti ateist olduğunu. Reklam arasında da geldi yanıma. Dedim sen Allah'a kesin olarak inanıyorsun değil mi dedim. Elbette inanıyorum dedi. Az önce ateistim diyen kadın. Ben Allah'ıma kurban olmuşum, bunu aklıma getirdiğin zaman için bir hoş olur ona ben işte canım feda falan bir takım şeyler söyledi. Ama peygamberi kabul etmem dedi. E tabi dedim. Emirleri peygamber getiriyor. Sen diyorsun ki Allah bana her şeyi versin ama emir vermesin. İşte ateistin tarifi bu. Allah bana her şeyi versin, emir vermesin. Yoksa bakın en ateistine canı sıkıldığı zaman, başı sıkıştığı zaman Allah'tan başka hiçbir şey yalvarmaz. Hani yoktu? Kimi kandırıyorsun? İşte o. Kendini Allah'la aldatır. Ben Allah'ıma inanıyorum. Siz bakmayın. Sen herkesin dini kendine kardeşim. Kimin gerçek Müslüman olduğunu Allah benim içimi biliyor falan. Hani Allah'a inandığı biliyor ya. Zannediyor ki paşayı kurtaracağım. Onun için Allah-u Teala bizi uyarıyor. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ O çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın. İnsanlar kendi kafalarında Cenab-ı Hakk'a rol biçerler. Allah-u Teala da peygamber göndermiştir. O peygamberin gösterdiği yolda samimi olarak gidenler mümin, o dini kendilerine uyduranlar da işte öbürlerinden olur. Peki, biraz uzattım. Neyse, o kadar da hakkımız olsun canım. Peki şimdi sual cevap bölümü değil mi? Evet sayın başkanım. Hocam çok teşekkür ederim. Ama öyle bak baştan şart koşayım mı? Ağır sorular sormak yasak ona göre. Sözlü mü yazılı mı? Hocam burada sözlü olarak şey peki yapıyorum. Sözlü yani, tamam. Şimdi belki biraz daha farklılığına şu kafalara takılmıştır. İyi kardeşim yani hem peygambere bu kadar yakın dönemde 4 tane mezhep imamı gelmiş. Şafii böyle demiş, Hanbeli böyle demiş, Hanefi bunu demiş. Kaç yıl sonra aradan sonra geliyor şimdi hocamız böyle diyor. Nasıl olur? Ya işte o yanlış olur. Çünkü hoca konuşmadı orada. Ayetler söyledi onları. Ben söylemedim. Bu tür bir genel kanaatim. Sadece sizinle ilgili değil. Farklı duymuş olanlarla ilk tepki oluşan şeylerden. Vallahi biz farklı bir şey söylemedik. Peygamberimizin hayatında bunlar vardı. Evet, buyurun. Hocam bu yani bu tür şeyler istifamlar oluşuyor kafada. Bunlar varken, mesela onların bu kadar görüşü varken bu şekilde açılım. Tamam, biz müezzin değiliz ki yani. Biz de bazen imamlık yapıyoruz. Yani şöyle soruya dönüştüreyim. Besat hocamızın belki açılımını. Şimdi Türkiye'de yaşayan
ilahiyatçılara, alimlere, hocalarımıza baktığımızda genel olarak iki tavır içerisinde olduklarını görüyoruz. İşte bir kısmı geçmişte oluşturulan o bizim İslami kaynaklarımızda olduğu gibi sahip çıkıp onları sadece günümüze aktaran, orada yazılanları insanlara aktaran hocalar olarak görüyoruz. Bir kısmı da bu kaynaklar içerisinde acaba Kur'an'a aykırı veya sahih sünnete aykırı bir takım görüşler var mıdır? Varsa bunlar ayıplanmalıdır şeklinde bir kabulle yola çıkarak bu konuda da cesur bir görüşte, cesur bir tavırla bu yanlışlıkları insanlara açıklayan hocalar olduğunu sayısı az da olsa görüyoruz. Bizim takip edebildiğimiz kadarıyla siz de bu ikinci grup içerisindesiniz. İslam adına oluşturulan, özellikle İslam adına oluşturulmuş yanlışlara çok biraz da belki üslup olarak sert diyebileceğimiz bir üslupla cevap veriyorsunuz. Yani nerede sertlik Allah'ını seversin? Bu kadar nazik, bu kadar yumuşak konuşuyorum. Evet. Evet. Yani hakikaten de bu akşam bizim ön yargılarımızı belki bu konuda biraz daha şey yaptınız. Yani ben işte internet üzerinden şeylerinizi de dinliyorum. Kitaplarınızı okumaya çalışıyoruz. Ama insanlar üzerinde böyle bir ön kabul var hocam. Yani bu üslup biraz sert olarak bulunuyor. Şimdi benim burada işte hocamın açılımını şu şekilde soru haline dönüştürmek istiyorum. Bu akşam siz burada mesela işte özellikle mürtetle ilgili olarak Kur'an ayetinden yola çıkarak bizim kitaplarımızda yer almış olan hükmün ne kadar ters olduğunu Kur'an'a çok açık bir şekilde ayetten yola çıkarak izah ettiniz. Yani ben ikna oldum. Buradaki arkadaşların ikna olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu Kur'an bizden öncekilerin elinde de olduğu halde bu tür yanlışlar sadece mürtet konusunda değil de değişik konulardaki yanlış bu düşüncelerin bizim kaynaklarımıza girme sebepler üzerinde bunlar hangi gerekçelerle, hangi ortamlarda, hangi düşüncelerle bizim kaynaklarımıza girmiştir? Bu konuda yani bir açılım yapabilir miyiz? Yaparız. Becerebilirsek tabii. Şimdi bak burada bir reklam arası. Kur'an ışığında doğru bildiğimiz yanlışlar. Bu sert bir isim mi? Hop oturup hop kalkıyorlar. Doğru bildiğimiz yanlış dedim Kur'an ışığında olur mu diye. Olmaz, okuyun bakalım diyoruz. Okuyorlar. Peki bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ağızlarını açmıyorlar. Şimdi o bahsettiğiniz geleneğe biz uzun zaman hizmet ettik yani. Az hizmet etmedik. Ben şimdi tabii Erzurumluyuz. Erzurum'da okuduk. Biraz da Allah'a hamdolsun tabii bir tahdisi nimet olarak söylemek de bir sakınca yok. Yani biraz da iyi yetişmiştik ayıptır söylemesi. Ben 1976'da İstanbul müftülüğüne stajyer müftü yardımcısı olarak tayin edildim. İki ay sonra fetva işlerini bana bıraktılar. Şimdi ben sağından solundan verilen fetvalara hafif hafif müdahaleler edince baktılar ki olmuyor, işi tamamen bana bıraktılar. Sonra yani bir okyanusa atılmaktan da kötü bir şey ya. İstanbul müftülüğü dediniz mi? Aman yarabbim, yani ölümlerden ölüm beğen. Çünkü öyle sorular geliyor ki altından çıkmam mümkün değil. Ne yapacaksınız? Sonra Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı vardı, o vefat etti. Selahattin Kaya İstanbul müftüsü oldu. Allah razı olsun, onun uzun etsin. O çok destek verdi bize. Çok büyük destek verdi. İstanbul Müftülüğü'nde bir ilmi istişare heyeti kurduk. Adını hepinizin bildiği meşhur hocaları koyduk. İşte Hayrettin Karaman Hoca var. İşte Yesen Arabi Fatih'ten Sabahattin Zaim Hoca vardı. Nevzat Yalçındaş vardı. Salih Tuğ vardı. İşte şimdi o zaman genç asistan olan, şimdi artık hepsi de profesör olmuş olan Mehmet Erkal burada dekanlık yaptı. Vardı. Ondan sonra İbrahim Kafi vardı. Ahmet Tabakoğlu. Çok sayıda
fakültelerden topladık. Yani iki sene kadar o İbn-i İşare heyetiyle gelen sorulara cevap aramaya çalıştık. Sonra o heyet gidemedi çünkü hocalar haklı olarak dediler ki ayda bir kere toplaşıyoruz. Bütün mesaimizi buraya harcıyoruz. Artık bizim özel hayatımız diye bir şey kalmadı dediler ve bıraktılar. Sonra İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı Ali Özek Hoca, Allah selamet versin, beni çağırdı. Dedi ki sen o çalışmalarını istersen bizim vakıf bünyesinde yürüt. Bu defa orada başladık 1983'te. Her ay, o zaman daha önce Türkiye çapı, İstanbul çapında toplantı yapıyorduk. Bu defa Türkiye çapında her ay toplantı yapmaya başladık. Bize gelen içinden çıkamadığımız sorularla ilgili Türkiye çapında ilim adamlarını tespit edip konuları dağıtıp İstanbul'da toplantı yapıyorduk. 93'e kadar böyle devam etti. 1993'te baktım ki bu da olmuyor. Yani soruların altında ezilmeye devam ediyoruz. Yani onlar da yetmiyor. Şimdi Türkiye'deki mevcut ilim seviyesi bizim bu sorulara cevap vermemize yetmiyor. Ne yapalım? O zaman da Süleymaniye Vakfı'nı kurduk. Ayda bir kere yaptığımız toplantıları haftada bir kereye indirdik. Ve bu defa daha uzun, daha detaylı, daha derinlemesine çalışmalar yaptık. Epey zamanda öyle devam etti. Baktık yine olmuyor. Şimdi şu anda Süleymaniye Vakfı'nda her gün ilmi toplantı vardır ve eski ayda bir kere yaptıklarımızdan çok daha kalitelidir. Bir sürü araştırmalar yapılır, gelir, orada tartışılır. Her gün bazı pazarlar olmaz. Onun dışında her gün olur. Şimdi bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Şimdi bu kadar havanda dövüldüğün zaman artık sen de daha ayakta duracak çay şey kalmıyor. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki bir yerde yanlışlık var. Bir yerde yanlışlık var. Şimdi dün bir hanım geldi. Türkiye'nin bugün çok önemli bir yerinde bulunan bir bürokrat. Mümin bir insan. Mevcut hükümetle bir alakası yok yani. Bundan önce de öyle çok önemli yerde duruyordu o zat. Zamanında bunlar adam karısını birkaç kere boşamış. Şimdi birçok hocalara gidiyorlar, en son bize geliyorlar. Şimdi 3 ay kadar uğraştım bunları acaba kurtarma imkanı var mı diye. Bütün mezheplere baktım. Ne kadar mezhep varsa hepsine baktım. Şimdi hangi mezhebe bakarsanız ufkunuz biraz daha açılıyor. Her bir yeni görüş başka ufka yönlendiriyor. Bunlara çıkış yolu bulamadım. Onun için ayrılacaksınız dedik. Ayrıldılar. İkisi de imanlı insanlar. Sonra kadın bir başka erkekle evlendi ki tekrar kocama dönebilirim. Hani zevci akar meselesi var ya. Fakat bir defa kocası almadı kadın. Bir hanımla evlendi, yaşayamadı. Şimdi ikincisiyle yaşıyor. Kadın burada perişan, çoluk çocuk perişan. İşte evvel gün geldi. Ve kadına bir şey demedim ama bir içimi çektim. Şu anda olsaydı ben bu adamlar da gelselerdi ne derdim? Dedim ya sizde hiçbir şey yok derdim. Hiç talak malak diye bir olay yok ya, gidin işinize bakın derdim şimdi gelseydi. Ama o zaman bütün mezhepleri araştırdım, hiçbir çıkış yolu bulamadım. İşte o zaman sen dediğin gibi geleneğe göre fetva verdi. Ama şu anda olsa geldiği zaman kapıdan kovarım, gidin ya böyle şey mi olur derim adama. Hadi git derdim, git Talak suresini oku bak bakalım var mı öyle bir şey. Okurlardı, hakikaten yokmuş hocam derlerdi. O zaman da Talak suresi vardı ama bu mezheplerden hiçbir tanesi bizi Talak suresine yönlendirmedi ki kardeşim. Çok ilginçtir. Bunlar içerisinde bir tek İbn-i Teymiye yönlendiriyor. İbn-i Teymiye de tabi 43 yıl hapishanede yatmış adam. Ömrünü orada geçirmiş. Yazdıkları tam derli toplu değil.
Bir de tam olgunlaşmış değil. Talak suresini %80 olarak naklediyor da ben o %80 kısmını okudum o zaman ondan. Ama %100 nakletmiyor. Şimdi bu olaylar bizi buraya getiriyor. Biz buraya durup dururken keyfi olarak gelmedik yani. Mecbur olarak geldik. Şimdi Allah'a şükür İstanbul Müftülüğü'nde oldunuz mu? Sadece Türkiye ile değil, dünya ile irtibatlı olmak zorunda kalıyorsunuz. Her gelen size bir şey veriyor. Şu anda da zaten hamdolsun 6 dille yayın yapıyoruz. Şimdi her gün dünyanın her yerinden çok sayıda soru geliyor. Yani şimdi 10 kadar arkadaşımız sürekli çalışıyor işte. Çok sayıda asistanlarımız, doktora yapan öğrenciler, şunlar bunlar da geliyor ve bir şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi mesela bakın, bir şey söyleyeyim size. Bizde El Hidaye diye bir kitap vardır. Fıkıhta. Bu El Hidaye Hanefi mezhebinde adeta kutsal kitap gibi bir şeydir. Fatih Sultan Mehmet Fatih medreselerini kurmuş, El Hidaye'yi baş kitap yapmış. Kanunla bir sürü metiyelerde bulunarak. Kanuni Sultan Süleyman Süleymaniye medreselerini kurmuş, El Hidaye'yi baş kitap yapmış. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nerede eğitim merkezi varsa El Hidaye baş kitaptır. Doğu Türkistan'da da öyledir. Nerede Hanefi mezhebi varsa El Hidaye baş kitaptır. Şimdi o hanın vesilesiyle söyleyeyim. Tabii şu anda görüyoruz. Eskiden hiç görmüyorduk ki, bize kimse göstermiyordu ki görelim. Hidaye'nin talakla ilgili bölümünde, yani erkeğin karısını boşamasıyla alakalı bölümünde bir tek ayet yoktur. Bakın gittiğiniz zaman. Açın bakın. Yani hala buradaysa açın burada. Neyse. Karar gerisi size ait. Ben fazla konuşmayayım şimdi. Beni fazla konuştum. Bir de sert diyor millet ki. Bu kadar yumuşak konuştuğum halde. Şimdi bir tane ayet yoktur. Sadece bir ayet var. O da yerinde konmamış, talakla ilgili değil, iddetle alakalı bir ayetin bir bölümü alınmış, o da yanlış alınmış. Bir tane sahih hadis yoktur. Bir tane sahih hadis yoktur. Bir tek hadis üzerine sistemi kurmuşlar. Fatih Sultan Mehmet'ten 100 sene evvel Hanefilerin büyük ulemasından Zeylai Nasburrai adındaki kitapta o hadisin batıl olduğunu, onun delil alınamayacağını yazmış. Tamam. Batıl. Ve yaptulul ihticacu bihi diye bir şey yapıyor. Bunun delil alınması batıldır diyor. Onun üzerine talak sistemini kurmuşlar. Osmanlı boyunca şeriat diye bu insanlara bu fetva verilmiş. Ben de verdim. Allah affetsin. Şeriat diye bundan fetva verilmiş. Bir de şu vardır. Baban evine gidersen boşsun, bilmem falan yere gidersen boşsun, filan yere gidersen boşsun. Şimdi işte evde yemek yiyorum. Televizyonu açtım, Arap televizyonu. İkra diye bir televizyonu var Arapların. Kuveyt'ten yayın yapıyor. Sahipleri Suudlu. Şöyle altyazı geçiyor. Birisi sormuş. Cevap veriliyor. Demiş ki, hanıma dedim ki babanın evine gidersen boşsun. Sonradan vazgeçtim, gidebilirsin dedim. Gidebilir mi? Hayır, gidemez. Giderse boştur diye yazmıştır. Ulan kardeşim, bunun batıl bir hadisi bile yok.
adamın batıl hadisi bile yok. Adam öylesine sinirleniyor ki ya. Yumuşak diyorlar. Nasıl yumuşak olayım ya? Bunu Allah'ın dini diyorsun sen burada. Ya bunun batıl bir hadisi bile yok ya. Çok küçük bir problem değil mi? Peki Allah-u Teala ne diyor? Allah-u Teala diyor ki اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّكُوهُنَّ لِعِدَّتِينَ وَاَحْصُ الْعِدَّ Hanımları boşayacağınız zaman iddetleri içinde boşayın. Diğer ayetlerle ilişkilendirdiğiniz zaman çünkü uzun olur. Dün bizim doktor öğrencilerine bu ayet-i kerimeyi uzun uzun anlattım. Şimdi Peygamberimiz çok net bir şekilde anlatıyor. İşte hadisler böyle. Siz ayetlerden hükmü çıkarmak için çok uzman olmanız lazım. Tıpkı topraktan altın çıkarmak gibi ama Peygamberimiz hazır altını veriyor bize. Sahih hadislerin büyük bölümü öyledir. Ömer beddelediğine ufak duruyu gibi böyle birkaç tanedir böyle yanlış olan, yanlış olarak intikal eden. Şimdi bir adam karısını boşayacaksa kadın adetli olmayacak. Temizse o temizlik süresi içerisinde erkek karısına, karısıyla ilişkiye girmemiş olacak. Çünkü adetliyken karıyı boşamak kolaydır. Çünkü adam karısından arzusunu tatmin edemediği için sinirlenir. Kadın da o zaman sinirlidir, çok kolay boşanır. Ama o zaman boşama geçersiz. Eşinle ilişkiye girdiğin zaman tatmin olmuşsundur, gene kolay boşarsın. O temizlik süresi içerisinde de boşama geçersiz. Boşadığın zaman Allah-u Teala diyor ki ve eşhidu zevi adlin minkum. İki tane şahit getirin diyor. Şahit olmasa gene geçersiz. İki tane şahit getireceksiniz. Sonra o süre içerisinde la tuhricuhunne min buyutihinne ve la yahrucne. Kadın evden çıkmayacak, sen de çıkaramayacaksın. O iddet süresi yaklaşık 3 ay. Kadının durumuna göre tabii. Aynı evi paylaşacaksınız. Eskinuhunne min haytü sekentum min vujlikum diyor. Oturduğunuz yerde onlara oturdum diyor. Bir iddet süresi içerisinde birden fazla boşama olmaz. Sonra da diyor ki اَتَّلَاكُ مَرَّةً bu şekildeki talak iki kere olur diyor Allah-u Teala. Şimdi hiç böyle bir boşama duymuş muyduk? Bizim kitapların hiçbirinde yok. Ama Allah'ın kitabında var işte. Ya bu Kur'an-ı Kerim eskiden beri vardı. Peygamberimizin hadisinde var. Sahih hadislerde var. Şimdi dün bizim doktor öğrencileri dedim de şimdi aklıma geldi. Önemli bir şey söyleyeyim size. Üç tane meşhur ahkam kitabı, ahkam hadisi, şey, ahkam ayeti kitabımız vardır. Birisi Ebu Bekir el-Cessas'ın kitabı, birisi İbnü'l-Arabi'nin kitabı, birisi de Kurtubi'nin kitabı. Ahkam tefsiri olarak. Bizim o doktor öğrencilerin Arapçaları oldukça iyi. Alın bakayım bunları dedim. Allah. Bakın şu Ettalakü marratan ayet-i kerimesine. Hepsi de baktı. Ettalakü o talak demektir. Yani Talak suresinde Allah'ın anlattığı talak. Marratan iki kere olur. Hiçbirisi o tefsirde Talak suresinden bahsetmiyor. Marra kelimesi bir zaman dilimini gösterir. Kerre. Bir başı bir sonu vardır. Şimdi bu merre kelimesini atlamak için şöyle demiş Cessas. Efendim diyor, ettalakü merraten mübteda haberden meydana gelmiş bir isim cümlesi ise de bu emir manasınadır. Yani tallikuhunne talkateynidir. Merreteyni diyemiyor çünkü merreteyni derse bir anda birden fazla talak olmaması. Yani o bir süre bir zarfında ki o süreyi Allah Talak suresinde anlatmış. O süre içerisinde birden fazla talak olmaması lazım. Burada diyor ki
Efendim diyor, bu ayete böyle mana veririz. Tamamen kelimelerini değiştiriyor, şeklini değiştiriyor, ifadesini değiştiriyor. Çünkü diyor halk arasında bir anda birden fazla talak var, onun için bu manayı vereceğiz. Ulan halk mı Kur'an'a uyacak, Kur'an mı halka uyacak? E şimdi sen ayetleri bu hale getirirsen sahih hadisi delil getirebilir misin? Getirebilir misin? Kardeşim sadece Hanefi mezhebi böyle değil ki. Şafii'si de, Maliki'si de, Hanbeli'si de. Dört mezhep haktır değil mi? Sen gel onu benim kavuğumu anlat. Yok zaten kavuğu olsaydı anlatırdınız. Hiçbir tanesinde Talak suresi yer almaz. Çünkü onu alsalar hiçbirisi Talak-ı Merratan'da merre kelimesi üzerinde durmaz. Talak'ın eliflamı üzerinde durmaz. Çünkü dursa o talak sistemi olmaz. E şimdi siz, adamın canı sıkılmış, sen 3'ten 9'a boşsun diyor. Hatta bir olay vardı, hiç unutmadığım. Adam birisi eve geliyor, bir başkası diyor ki karına sahip ol. Adam beyninden vurulmuş, ne diyorsun sen ya diyor. Bilmem diyor, bakkalından konuşuyordu. Şimdi benim bana gelen olaylar. Şimdi adam eve gidiyor, karıyı bir dövüyor. Ondan sonra sen 3 talakla boşsun diyor. Boşsun, boşsun, boşsun. Kadın da anlayamıyor ne olduğunu. Ya tamam da niye böyle yaptın diyor. Bakkalla konuşmuşsun. Ne zaman bugün? Evet konuştum diyor. Nasıl konuş? Ya eve misafir gelmişti. Bakkala 3 tane ekmek gönder dedim ben. Gidemedim aşağıya, pencereden bağırdım. Misafir kimse de yoktu gönderecek. Yok ya diyor. Tüh. Gördün? Karı da gitti. Siz bunu kime anlatabilirsiniz? Kime anlatabilirsiniz? Ve bu tezkir tezekkür olacak, yani zikir. Yani evrensel bilgi olacak. Ama Kur'an-ı Kerim'in anlattığı o Talak suresindeki talakı dünyada gidin nerede anlatırsanız anlatın der ki ya Allah Allah ne muhteşem bir şeydir. Kim olursa olsun. E şimdi biz bu haldeyiz. Yani biz hazinenin içerisinde oturmuşuz. Hazinenin kapısında derdim daha önce. Yani kapı kilitli, ne olduğunu bilmiyoruz derdim ama şimdi vazgeçtim onu söylemeye. Hazinenin ortasında oturmuş, şapkamızı açmış, dileniyoruz. Bu haldeyiz. E işte bu kadar yumuşaklık oluyor, kusura bakma. Buyurun tabii. Kafirlere? Müşriklere. Evet. Yani nerede onları bulursanız? Öldürün. Evet. Bunlar aslında tövbe denesi affedilir. Yani. Sonra bunlar tövbe ettiler. İyilikti. Ve tekrar döndüler. Şimdi şimdi oradaki müşrikler, bütün müşrikler değil. Onlar Mekke'deki müşrikler. Orada okuduk ya yukarısını. İlişkilerini okuduk ya. Antlaşmayı bozmuşlar. Müslümanları öldürmeye kalkmışlar. Ülkelerinden sürmüşler. Sürenlere destek vermişler. Her türlü savaş suçunu işlemiş. Suçlu insanlar bunlar. O bağışlandıktan sonra tekrar dönerlerse zaten eskileri kapat. Eski defter kapanmış olur. Bu bir terördü. Yani el-İslamu yecubu ma kablehu diye bir hüküm vardı. Müslüman oldu mu önceki defter kapanır, sonra sıfır. Eğer dinden dönerse bu defa yeni, ilk defa dönmüş kimse gibi muamele edilir. Buyur. Ben baştan din yaşam biçimine dedim. Yaşam biçiminin içinde dinde yani zekat da var. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri zekat vermelere savaş ilan etti diye Hazreti Ömer yine
Hazreti Ebu Bekir savaş ekranı dedi. Bunun sosyal yönü var dediniz. Vergi dediniz. Bunu bir tarafa bırakalım dediniz. Şimdi bu dinin yaşam biçiminde tesettür de var. Tesettürün de bir sosyal yönü var. Namazın da bir sosyal yönü var. Şimdi namaz kılmayanlara bir şey demeyeceğiz. Bizim karılarımız, kızlarımız, ben başımı, bacağımı, kuramı açacağım deyince şey demeyecek, ne yapacağız yani? Yani bunun bir kuralı, yaptırım gibi olmaması mı gerekiyor? Valla Hz. Nuh Aleyhisselam ne dediyse sen de onu söyleyeceksin. Şimdi orada zekatla ilgili hatırlarsanız bir ayet-i kerime okudum. Diyor ki Allah-u Teala Huz min envalihim sadakaten. Onların mallarından sadakayı al diyor, al. Ama mesela hiçbir yerde onlara namaz kıldır yok. Ondan sonra işte oruç tuttur yok. Yani o ayeti kerimeden dolayı onu söylemiştim hatırlarsanız. Şimdi burada şeyler, o irtidat hareketleri bize intikal ettiği şeklin dışında da birçok şeyleri var onun. Bize gelen rivayetler çok az, çok zayıftır. Zaten tek kaynaktan geliyor. Bir Taberi'den geliyor. Taberi ile alakalı olarak da bir tane ravi var. Onunla ilgili de bir sürü dedikodular var. Bir başka ravi kalıyor. Onlar olayın ne kadarını bize intikal ettirmişlerdir. Orada bir ciddi bir karanlık nokta var. O zaman bir iki kişiden gelen hüküm şeylere dayanarak da kesin hüküme varılamaz. Bir de şu var, çok ciddi şeyler olmuştu, başkaldırmalar olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam tarihçileriniz varsa bilirsiniz, benim tarih bilgim oldukça zayıftır. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduktan 3 gün sonra mı bir Medine baskını olmuştur? Yani şeyler, o dışarıda nöbet tutmak zorunda kalmıştır ordu. Yani bu olay öyle basit bir irtidat olayı falan değil. Basit bir dinden dönme olayı değil. Bu olay çok karmaşık bir başkaldırı olayı, bir isyan olayı. Dolayısıyla orada olayın çok yönü var. Yani o zaman bu dinde bir yaptırım gücü var. Bu anlaşılıyor. Bir de inlerledine emanu vellezine haceru ve cahedü kitabillahi ulaike rahmetullah var. İman edenler, hicret edenler, cihad edenler Allah'ın rahmetini umarlar. Yani o zaman cihad ayetleri varsa bir Tamam da şimdi biz bu işin o kısmından değil, arkasından cezası ne ondan bir şey yapıyoruz. Tamam. Hiç şüphesiz dediğin doğru. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh ulâike yercûne rahmetallah. Vallahu gafururrahîm. Hiç şüphesiz öyle. Hiç şüphesiz. Yani bunun karşılığında alınacak karşılık çok büyük. İnanacaksınız. Hicret edeceksiniz. Hicret nedir? Hicret yanlışları terk etmektir. Yani illa bir ülkeden bir ülkeye gitmek değil. Mesela gerekirse olur yani illa değil dedi yani illa da o değil. Tabii ki olur gerekirse. Yani yanlışları terk etmek, yanlış fiili, yanlış sözü ya da işte oturamayacağın bir ülkeyi mecbur kaldığın zaman terk etmek. Şimdi ama ne için terk ediyorsun? Allah rızası için terk ediyorsun. Onun için bu hicret hepimiz için söz konusudur. Yani Allahü Teala'nın yanlış olarak kabul ettiği şeyleri terk etmek de bir hicrettir. Mesela vahcurhum hecran cemila var değil mi? Mesela bir de işte vahcuruhunne fil madaci'i diyor işte. Karılarınızdan yataklarda hicret edin. Şey kelime itibariyle. Yani karıyı burada bırak biz başka memlekete gidecek değil. Onu yatağında yalnız bıraktığın zaman işte ondan ayrılmış oluyorsun. Dolayısıyla yani bu hicret yanlışları terk etmektir. İşte inanan, hicret eden ve cahedu bi envalihim ve enfusihim fi sebilillah. Malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden. Cihad kelimesi de cehd kelimesini biz biliriz, bir gayret göstermektir. Cihat da karşılıklı gayrettir.
Yani bir takım şeyler var ki sizi engellemeye çalışıyor. Siz de onu engellemeye çalışıyorsunuz. Çünkü yapacağınız her türlü hayırlı işin karşısına mutlaka bir engel çıkar. Ona karşı koyup da direndiğiniz zaman onun adı cihattır. Onun adı cihattır. Yani her türlü kötülüğe karşı direnmek bir cihattır. Ha, bu her türlü kötülüğe yeri gelir savaş da girer. Sıcak savaş da girer ama savaş hiçbir zaman için esas değildir. Savaş en son kaçınılmaz bir noktaya geldiği zaman başvurulan bir şeydir. Çünkü bizim asıl vazifemiz insanlara doğruları anlatmaktır. Şuraya bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok az savaş yapmıştır. Çok az ve mecbur kalmış da yapmıştır. Kendisinin bizzat hücum ettiği Mekke'de de kimsenin burnunun kanamaması için emri vermiştir. Gereken her türlü tedbiri almıştır. Çünkü insanoğlu, sizin bir yakınınız öldürülürse bunu bir türlü unutamazsınız. Onun kafirliğini unutursunuz, yakınlığı kalır. Yakınlığı kalır. Dolayısıyla insanlar arasında dostluk esastır. Yani doğruları anlatabilmek için bir kere adamın sana karşı bir güveni olması lazım. Sana karşı yaklaşım olması lazım. Dolayısıyla sıcak savaş manasındaki cihat artık bütün çareler bitmiş. Başka çare yok. Adam seni öldürmeye kalkmış. Onun için bak mesela ayeti kerimeye hatırlayın. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا. Kendilerine karşı savaş açılmış olanlara müsaade edilmiş. Karşı taraf savaş açmış. Peki ben de yapabilir miyim ya Rabbi? Peki yap demiş. Onun için o son çaredir. Asıl konu Allah'ın dinini anlatmaktır. Allah'ın dinini anlatırken de karşımıza mutlaka bir sürü engeller çıkacak. Orada vereceğimiz mücadele de cihattır. Yaşam biçimi, bir hayat tarzı. Bu tabi İslam dini, bir yaşam biçimi, bir hayat tarzı. Bunun dışında bu hak olan bir din. Yaşam biçimi sunan başka sistemler de var. Komünist, kapitalist, laik, demokratik sistemler var. Bunlar da batıl din olarak düşünemez miyiz? Bunlar kendilerini korumak için her türlü zorluğa, zorbalığa başvuruyorlar. Yani Türkiye'de bir başörtüsü yüzünden, imamlar yüzünden başımıza gelmedi kalmadı. Kendilerini korumak için ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Şimdi İslam dini, Allah yeryüzünü ıslah ettikten sonra yeryüzüne fesat çıkarmayın diyor. Yani bu fesat çıkaranlara karşı Allah'ın bir koruması olamaz mı yani? İslam dinini korumak için bir sistem, bir kural olamaz mı? Olmaması lazım yani. Şimdi Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki, ben istesem herkesi Müslüman yaparım diyor. Size ne diyor? Şimdi biz de şimdi şey yapsak, yani biz prensiplerimizi muhataplarımızın davranışlarına bakarak almıyoruz. Allah'tan alıyoruz. Evet, muhataplarımız şunu yapar, bunu yapar, bunu yapar. Şimdi sen işte evde baba gibisin. Yani insanlara örnek olmak zorundasın her yerde. Muhatabın davranışına sen etki tepki şeyiyle yaparsan sen de onun seviyesine düşersin. İşte bizim farkımız olaylar karşısındaki tavırlarımızı Allah'ın belirlemesidir. Biz de burada anlattıklarımız Allah'ın belirlediği şeyler böyle. O karşı taraf kendi inancını şey yapacak elbette. Bak şimdi şurada şimdi bir ayet-i kerime daha bulayım da. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre hareket etmek gerçekten insanı son derece rahatlatır ve çok güzel bir şeydir de. Ama çocukluğumuzdan beri zihinlerimiz başka şeylerle dolmuş. Ben de aynı şekilde yani öyle geçen de bizim talebelerden birisi bir ayete verdiğim meale baktı ve hocam sen de böyle mana vermişsin. Dedim ki biz çocukluktan beri yetiştik. Ben ne kadar doğru olsam o kadar eğri çıkar benden çıkanlar. Çünkü yetişmiş diyeyim öbür şekilde kardeşim. Yani şu anda %30'unu %40'ını düzelttiysem ne mutlu. Yani farkına varmamız mümkün olmuyor ki. Yani hep benim için de aynı şey söz konusu da. Şimdi şu ayet-i kerime bir bulabilirsem inşallah.
Şimdi şeydi وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَثِيرًا İyi, ayet-i kerimeyi tam şey yapamadım. Zihnimde toparlayamadım ya. Burada da olması lazımdı ama. Devam eder misiniz? Neredeydi o ayet yerini hatırlıyor musunuz? Ah, gördün mü işte. Ben hafız değilim yani, bu arada onu da söylemiş olayım da. Evet, gördün mü işte, böyle olacak. Şimdi dördüncü cüze bulduk orayı, o kadarını bulduk. Ondan sonra yani Ali İmran suresinin sonunda. Maşallah. O kardeşim, bunlar da bir şey. Ali İmran da değil mi? Aynen. Bu tarafta mı? Ha, onun gerisinde, tamam. Arka derken arkaya nereye arka diye. Tamam. Evet, bu 186. ayeti Ali İmran'ın. Diyor ki Allahü Teala letublevunne fi envalikum ve enfusikum. Mallarınız ve kendiniz hakkında beladan geçirici. Beli kelimesi vardır Arapçada, yıpranma manası. Yani yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. Bu çok kesin. Ben çok yıprandım deriz ya. Tabii yıpranacaksınız. Yıpranmadan adam olunur mu? Bir masa yapmak için odunu ne kadar yıprattığını düşün. Sen adam olmak için tabii çok yıpranacaksın. لَتُبْلَوُنَّ فِي اَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Mallarınız ve kendiniz konusunda yıpratıcı imtihandan geçirileceksiniz. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ Şu da kesin, sizden önce kendine kitap verilmiş olanlardan mutlaka işiteceksiniz. وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Ve müşriklerden işiteceksiniz. Ne işiteceksiniz? اَذَنْ كَثِيرًا Çok eziyet işiteceksiniz. Sizin dediğiniz. Çok eziyet. Peki ne yapalım ya Rabbi? Onların gırtlaklarını mı sakın? Biz de onlara mı eziyet verelim? Mukabele bir misil mi yapalım? Diyor ki Allah وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا Sabırlı olur. Ve kendinizi de korursanız, gevşetmeyeceksiniz. Korursanız, fe inne zâlike min azmil umur. İşte bu işlerin azmedilmeye değerlerden, işte kararlılık gerektiren işler bunlar. Allah'ın bizden istediği o. Biz sabırlı olmak zorundayız ki, onlara her konuda örnek olalım. Şimdi Allah nasip etti, ben bir ay hastanede kaldım refakatçi olarak. Hastamızın durumu biraz ağırdı. Onun için işte onun yanında durduk da. Ama orada bizim hastadan öyle bir şey olmadı da bir başka ağır hasta vardı. Doktor onun yanına geliyor. Hasta ağzına geleni sayıyor doktor. Öyle hakaretler ediyor ki. Aman yarabbim, ya tahammül etmek mümkün değil. Biraz da ağzı bozuk bir hasta. Ben çıkıyordum dışarıya. Yani ben dayanamıyorum doktor olmadığım halde. Ama doktor sanki ninni dinliyor. Hiç umurunda değil. O işine bakıyor. O işine bakıyor. Sonra o dediğim hasta iyileşti. Gitti. Baktım, bir ay kaldığım için bir hafta sonra bir tepsi baklava gönderdi doktora. Tabii. Öyle ol. Biz de öyle olmalıyız. Bu insanlar yanlışlar içerisinde bulundukları için bir kere küfür insanı çok sıkıntıya sokar. Kafir olmak, Müslüman olmak çok güzel bir şey. Ne kadar güzelse kafir olmak o kadar zor ve kötüdür. Çok sıkıntılı bir şeydir.
Kafir olmak ciddi gayret ister. Çünkü kafir olan kendine karşı önce mücadele vermek zorundadır. Kendi vücudu reddeder kafirliği. Allah'ın yarattığı bu vücut kafirliği reddeder. Allah'ın yarattığı bu kainat kafirliği reddeder. Birçok şeye karşı mücadele veriyor. Adam burada eziliyor. İşte o hastadan daha hasta o. O zaman sen onu tedavi ederken onun bağırmasını, çağırmasına bakmayacaksın. Buyurun. Sonunda garanti altına almayı gerekiyor. Son bir sırada destekle aklı yoksa bir şey. Düşmanı biliyoruz da. Kalenin bir şey. Kalenin bir şey. Cep etmeye ne diyor? Öbür tarafta da beklesin. Bizler. Biz Allah'la aldatmalarına kaldık. Ayette de gittik. Biz Allah'la aldatmalarına uyanık olun diye bir insanlar koruyor. Şimdi bir şunu soruyorum. Yani biz hem nesne hem ruhken büyük müeyyidede olmaması... Olmaz olur mu ya? Neslin korunması mesela zina yasak ve cezası var. Mesela bu şeyde de Osmanlı'da kafir olanlar, Hristiyan olanlar, Yahudi olanlar, Müslüman mahalleleriyle aynı yere koymamış. Yani bir neslin korunması, çocukların belki görerek, mesela şey yaparak belli bir mahalleler ayrılmış. Yani bunun doğruluğu ve yanlışlığı size bırakıyorum. Yok. Ben bir gün yaşarken çocuklarımızla, ninelerimizle, kendi yaşıtlarımızla biz bu aklı ve nesli koruyabilme kadar yani hiçbir şeyde bulunmayacak mıyız? Ben Müslümanım ama niyet derken de namaz konusunda ya da farklı ibadetlerde belki namaz aleni bir şey. Yani zahiren yapılan bir ibadet. Yani bugün cuma namazı mesela. Toplu olarak kılan bir ibadet. Tek başına kılamayan bir ibadet. Biz bunu nereye koyacağız o zaman? Onu camiye koyuyorsun, camide kılmıyorsun. Hocam, şöyle bir konu yapabilir miyim? Tabii buyurun. Sizin anlattıklarınızdan belki de burada arkadaşlar şöyle bir şey mi anlatıldı acaba? Yani Abdülaziz hocam o kadar hoşgörülü bir insan ki hırsıza da zaniye de işte bir ceza verilmemesi, onlara da hoşgörülü davranması taraftarı bir görüşe mi sahip acaba diye. Yani sizin buradaki iman ve bireysel ibadetler konusundaki zorlama olmaz. Olmaması ya bu benim sözümse ona itiraz edin de bu yani, ayet-i kerimelerden yani ayetlerden tabii ki dayanarak söylediniz bu görüşünüzü. Acaba böyle mi anlaşıldı hocam? Şimdi bakın hırsızlıkla ilgili ayet-i kerime var. Kim hırsızlık yaparsa onun cezası verilir. Zina yapana cezası verilir. Başkasını şey yapan bu kişinin iman ve ibadetleri ile alakalı kısım onlar öbürleri. Çünkü Allah-u Teala'nın hürriyetini garanti ettiği kısım, imanı kalb ile tasdik yapmış, ibadette de niyeti şart koşmuş. Dolayısıyla siz isteseniz de bu sahaya müdahale imkanınız yok. Ama onun dışında aklın korunması ile ilgili içki yasağında bulunmuş. Ama o içki yasağı, mesela gayrimüslimler tarih boyunca hep içki içe gelmişlerdir. Müslümanlar da bunlara imkan vermişlerdir. Ama hiçbir zaman faizle meşgul olamamışlardır. Yani onların faizcilik yapmalarına müsaade etmemişizdir. Çünkü o işin o sosyal tarafı. Orada çok büyük sosyal yıkımlar oluşuyor. Ondan sonra işte şeyin zina dedik, işte hırsızlık dedik. Allah-u Teala onların cezalarını zaten koymuş. Ve o cezaların her birisinin de evrensel niteliği vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu cezaların tamamı evrensel niteliktedir. Çünkü yeryüzündeki her insanın rahatlıkla kabul edeceği bir şeydir bu. Bu din. Dolayısıyla bizim gelenekte oluşmuş olan, sonra genlerimize kadar işlemiş olan bir din anlayışımız var. Bir de Kur'an-ı Kerim'de olan anlayış var. Esas olan bizim için budur. Buna göre hareket ettiğimiz zaman şöyle bir düşünün. Musa Aleyhisselam Firavun'un yönetimi altında Allah'ın dinini anlatabiliyor. Çünkü Allah'ın dini evrensel doğrulardır.
Ve Firavun'un buna karşı bir kanunu yoktur. Hiçbir devletin siz doğru İslam'ı anlatırsanız ona karşı bir tedbiri yoktur. Çünkü hiç kimse ben inanç hürriyetine karşıyım diyemez. Lafta diyemez en azından. Hiç kimse ben adalet istemiyorum, hiç kimse ben işte insani davranış istemiyorum diyemez. Diyemediği için eli kolu bağlı. O bakımdan bütün peygamberler tebliğlerine bulunmuşlar. Karşı çıkanların ellerinde bir müeyyide olmadığı için. Sen şu kanuna göre suç işledin diyemiyor. Bak Firavun Musa Aleyhisselam'ın suçunu gösterebilmek için sizi buradan sürmek istiyor diye şey yapıyor. Halbuki Musa Aleyhisselam diyor ki bırak İsrailoğullarını çekip gidelim. Bu diyor ki yok bu sizi buradan çıkarmak istiyor. Öyle diyor ki suçlu saysın. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de suç atamadılar Mekkeliler. Yani yerleşik geleneğe göre suçlu saymaları mümkün değil. Sayamadıkları için bütün kabileler toplaşarak bir ortak kararla onu öldürmeye karar verdiler. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Biz Kur'an-ı Kerim'de kim anlamda dini anlatmaya başlarsak önümüz sonuna kadar açık. Ve hiç kimse bize yanlış yapıyorsun diyemez. Sadece iktidarını kaybetmekten korkanlar burada hırçınlaşırlar. Hırçınlık da onları yok eder. Firavun'u yok ettiği gibi. Ve çekip gitmek zorunda kalırlar. O Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve inne firavne le'alin fil art dediği, yani o toprakta gerçekten tam bir hakimiyet kurmuş dediği, bu Firavun o gerçek hakimiyetini kısa sürede kaybetmek zorunda kaldı. Yani bu İslam'la gittiğiniz zaman hiçbir savaşla elde etme imkanınız olmayan sonuçları alıyorsunuz. Ashab-ı kirama bakın. Onların elinde ilk sahabiler, sahabe döneminden sonraki istisnai durum. O sahabiler dünyanın neresine gitmişlerse o bölgeler bugün hala Müslüman. Öyle değil mi? Kuzey Afrika'sı, İşte Anadolu'nun Kayseri'den ötesi, ta Doğu Türkistan'a kadar. Nereye gitmişlerse orada harbi Müslüman. Ya bu insanların elinde bir tane Kur'an-ı Kerim yoktu. Kur'an yoktu. Ama hepsi İslam'ı özümsemişti. Asırların felsefe okulları ebediyen kapanmak zorunda kaldı. İskenderiye'de, Şam'da. Bu adamlar hayatta felsefenin ne olduğunu bilmezdi. Bunlar okur yazar insanlar değildi ki. Ne ilim ne felsefe ama öyle şeyle gittiler ki onları söndürdüler. Ebediyen söndürdüler. E peki daha sonra Osmanlı 400 sene şeyde kaldı. Balkanlarda kaldı. Siz Balkanlara İslam devleti diyebiliyor musunuz? Diyemiyor. Niye peki? Değişen neydi kardeşim? O şurada okuduğumuz ayetlerle gitti oraya. Herkesin fıtratıyla %100 uyuşan şeyler anlattı. Ama Osmanlı da hidayeyle gitti. Kimsenin fıtratına uymayan şeylere gitti.